Merhaba arkadaşlar. Bugün denetleyici ve düzenleyici sistemleri işleyeceğiz. İlk başta konu anlatımı yapıp sonuna doğru soru çözümü yaparak konumuzu burada sonlandıracağız. Vücudumuzdaki ve çevremizdeki değişiklikleri tespit ederek vücudumuzdaki bu değişikliklere göre hareket etmesini, vücudumuzdaki tüm organların ve sistemlerin birbiriyle düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan sistemi denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistem iki kısımdan oluşuyor. Bir sinir sistemi, iki iç salgı bezleri. Sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi sinirlerden oluşur. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Beyin de beyincik ve omurilik soğanından oluşur. İç salgı bezlerimiz ise hipofiz bezi, tiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezi ve eşeysel bezlerden oluşur. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Sinir sistemi çevremizde gerçekleşen tüm olayların algılanıp değerlendirilmesi, vücudumuzdaki tüm organların, sistemlerin çalışması, vücudumuzu ağ gibi saran tüm organlarla bağlantısı olan sinir sistemi sayesinde gerçekleşir. Ağ merkezi sinir sistemi, sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır. Vücudumuzun içinden ve dışından sinirler aracılığıyla gelen bilgiler merkezi sinir sisteminde değerlendirilir. Ne demiştik? Merkezi sinir sistemini beyin ve omurilik oluşturuyor. Bir beyin, sinir sistemimizin en büyük kısmını oluşturan beyin, kıvrımlı bir yapıya sahip olup kafatasımızın içerisinde yer alır. Beyin, vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Beynin görevlerine bakarsak, konuşmayı ve isteğe bağlı hareketleri yönetir. İsteğe bağlı kısım önemli. Hormonların salgılanmasını kontrol eder. Duyu organlarını kontrol eder. Bu duyu organlarından gelen işitme, koklama, tatma, görme ve dokunma duyularının algılanmasını sağlar. Acıkma, susma, susama, uyku, rüya görme ve hayal kurmayı kontrol eder. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar. Vücudun duruşunu düzenler. Beyin, beyincik ve omurilik soğanlı olmak üzere iki bölümden oluşur diyoruz. Şimdi bu bölümlere bakalım. Beyincik, beynin arka alt kısmında yer alan girintili çıkıntılı yüzeyi olan organdır. Vücudumuzun dengesini kulakta bulunan yarım daire kanalları ile birlikte sağlar. Kol ve bacak kaslarımızın birbiriyle uyumlu çalışmasında beynimize yardımcı olur. Omurilik soğanı, beynin arkasında beyinle omurilik arasında bulunur. Beyinle omurilik arasındaki sinirlerin geçtiği yerdir. İsteğimiz dışında çalışan iç organların çalışmasını düzenler. Mide gibi, bağırsak gibi. Solunum, dolaşım, boşaltım, üreme gibi sistemlerin çalışmasını kontrol eder. Öksürme, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, nefes alma gibi olayları da kontrol eden omurilik soğanıdır. 2. Omurilik, omurganın içinde bulunur, omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder. Omurilik vücudun reflekslerini kontrol eder. Omurilik çevresel sinir sistemi ile beyin arasında bağlantı kurar. Reflekse bakarsak, refleks çevrede oluşan ve canlıyı etkileyen değişimlere neden olan etkenlere uyaran denilir. Uyaranlara karşı vücudumuzun gösterdiği istem dışı ani ve hızlı tepkilere de refleks denir. Reflekse neden olan uyaranlar vücut içerisinden de ya da dışından da gelebilir. Refleks hareketleri omurilik tarafından kontrol edilir. Kazanılma şekline göre refleksleri iki kısma ayırıyoruz. Doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler. Bunlara bakacak olursak, ilk olarak doğuştan kazanılan reflekse bakalım. Bunlar ilk başta bilmediğimiz şeyler, kendiliğinden oluşan şeyler. Hapşırınca gözün kapanması, raptiye batan ayağın birden çekilmesi, göz bebeğinin karanlıkta büyüyüp fazla ışıkta küçülmesi gibi. Bu refleksler omurilik tarafından kontrol ediliyor ve biz bunları öğrenmeden istemsiz olarak yapıyoruz. İkincisi ise sonradan kazanılan reflekti.
Önce beyin, sonra omurilik tarafından kontrol edilen ve kişiden kişiye farklılık gösteren reflekstir. Bu reflekste önce o davranış beyin vasıtasıyla öğrenilir, sonra omurilik tarafından otomatiğe bağlanılır. Örgü örme, bisiklet sürme, araba kullanma, limon görünce ağzın sulanması gibi. Örneğin limon görünce ilk başta biz ilk yediğimiz zaman tadının nasıl olduğunu bilmediğimiz için herhangi bir şey oluşmaz. Bir refleks göstermeyiz. Ama limonun o ekşi tadını öğrendikten sonra görünce ağzımızın sulanması olayı artık sonradan kazanılmış reflekstir diyoruz. Şimdi çevresel sinir sistemine bakacağız. Merkezi sinir sisteminin gönderdiği bilgilerin organlara, organlardan gelen uyarıların beyne taşınması çevresel sinir sistemi sayesinde gerçekleşir. Bu sinirler beyin ve omurilikten çıkar ve tüm vücudu bir ağ gibi sarar. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik dışındaki sinirlerimiz çevresel sinir sistemini oluşturur. Derimizde, gözümüzde, kulağımızda, burnumuzda, dilimizde, dişlerimizde, iç organlarımızdaki tüm sinirler çevresel sinir sisteminin sinirlerini oluşturur. İç salgı bezleri, sindirim sistemiyle beraber vücudumuzu denetleyen, düzenleyen sistemlerden biri de iç salgı bezleridir. İç salgı bezleri hormon denilen uyarıcı salgıları salgılar. Bunları bir kanalla bir organa değil de doğrudan kana boşaltırlar. Bu yüzden iç salgı bezi olarak adlandırılırlar. Hormonlar kan yoluyla tüm vücuda dağılırlar. Her hormonun görevi kendine özgüdür. Her hormonun etkilediği doku, organ veya hücre farklıdır. Yani bir hormon bütün hücreleri etkilemez. Sadece kendine özgü organı etkiler. Hormonların etkisi yavaş ve uzun sürelidir. Hormonlar eksik veya fazla salgılandığı zaman çeşitli sorunlar ve hastalıklarla karşılaşılabilir. Hipofiz bezi, beynin altında yaklaşık nohut büyüklüğünde bir bezdir. İç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki etkileşimi sağlar. Diğer iç salgı bezlerinin de kontrolünü sağlar. Çocukluk ve ergenlik döneminde etkili olan büyüme hormonunu salgılar. Ergenlik döneminde büyüme hormonu çok salgılanırsa devlik, az salgılanırsa cücelik oluşur. Tiroid bezi, soluk borusunun üzerinde ve her iki yanını da kaplayacak şekilde bulunur. Gırtlağın altındadır. Tiroksin hormonunu salgılar. Bu hormonun üretimi için iyot minerali gereklidir. Yeterli miktarda iyot almazsak tiroid bezi yeterli hormonu üretebilmek için normalden daha fazla çalışmaya başlar. Daha çok çalışınca şişer ve bu durumda guatr hastalığı oluşur. Hücrelerin enerji ihtiyaçlarının sağlanmasında, hücre faaliyetlerinin ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinde tiroid bezi görev alır. Büyüme çağında kemiklerin uzamasında ve zeka gelişiminde de etkilidir. Kısaca büyümeyi, gelişmeyi ve vücuttaki biyolojik ve kimyasal olayları düzenler. Böbrek üstü bezi, her iki böbreğin de üzerinde bulunur. Böbrek üstü bezinden adrenalin hormonu salgılanır. Adrenalin korku, heyecan, mutluluk ve öfke anlarında vücuttaki metabolizmayı hızlandırır. Vücudu savunmaya hazırlar ve kasları kuvvetli hale getirir. Kalp atışının hızlanması, soluk alıp vermenin ve kan basıncının hızlanması gibi olaylar adrenalin sayesinde gerçekleşir. Pankreas bezi, midenin alt arka tarafında bulunan yaprak şeklindeki bir bezdir. Bu bez karma bir bezdir. Sindirime yardımcı bir organdır. Pankreastan insülin ve glikagon olmak üzere iki çeşit hormon salgılanır. İnsülin, kanda şeker oranı yüksekse bunun seviyesini karaciğeri uyararak düşürür. Karaciğer dışında doku hücrelerini bu noktada uyarır. Glukagon ise kanda şeker seviyesi normalin altında olduğu zaman yine karaciğeri uyararak kan şekerinin yükselmesini sağlar. Yani insülin ve glukagon tam tersi çalışır. Eşeysel bezler. Bu bezler diğer bezlerden farklı olarak erkek ve dişilerde farklı farklıdır. Bu bezler üreme hücrelerini oluşturur. Bunun dışında erkeklik ve dişilik hormonlarını salgılar.
Eşeysel bezler dişilerde yumurtalık olarak adlandırılır. Yumurtalıktan östrojen hormonu salgılanır. Bu hormon dişilerde üreme organlarının olgunlaşmasında ve dişi üreme hücresinin üretiminde etkilidir. Bunun dışında dişiye ait özelliklerin dişi üreme hücresinin üretiminde etkilidir. Göğüslerin büyümesi, kalçaların genişlemesi, yağlanma gibi olaylar da etkilidir. Erkeklerdeki eşeysel bezlerin adı testistir. Testislerden testosteron hormonu salgılanır. Erkek üreme hücrelerinin üretiminde erkeğe ait özelliklerin yani sakal bıyık çıkması, omuzların genişlemesi, sesin kalınlaşması oluşumunda etkilidir. Ergenlik ve sağlık. Çocukluk ve yetişkinlik çağı arasında kişiliğin hızla geliştiği, genellikle 12-21 yaşları arasındaki döneme ergenlik çağı denilir. Bu dönemde hormonal değişimlerden dolayı vücutta fiziksel ve psikolojik değişiklikler görülebilir. Kızlarda ve erkeklerde farklı fiziksel özellikler ve davranışlar ortaya çıkabilir. Ergenlik döneminin başlaması ve tamamlanması, bu süreçteki değişiklikler kişiden kişiye ve ülkeden ülkeye değişebilir. Bunun sebebi ise yaşanılan çevre, kalıtsal özellikler, ruhsal durum, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Kızlarda görülen bedensel değişiklikler, yumurtalık gelişir, östrojen hormonu salgılanmasıyla yumurta oluşumu başlar, adet regl dönemi başlar, göğüsler ve kalça belirginleşmeye başlar. Erkeklerde görülen bedensel değişiklikler, erkek üreme organları gelişir, testosteron hormonu salgılanmasıyla sperm oluşumu başlar, ses kalınlaşır, sakal ve bıyık çıkmaya başlar. Kız ve erkeklerde ortak görülen bedensel değişiklikler, boy uzar, kilo artışı olur, vücutta kıllanmalar başlar, sivilceler çıkmaya başlar, kol ve bacak kasları gelişir. Kız ve erkeklerde görülen ruhsal değişiklikler, kimlik arayışı başlar, hayatı ve çevreyi sorgular, ani sinirlenmeler olabilir, bencilleşmeler görülebilir, asi olurlar, yasakları saçma bulurlar, süse ve giyime düşkünlük gösterirler, iletişimde problem yaşanabilir, dikkat toplayamama görülebilir, arkadaş grubuna katılma isteği olabilir. Herkes de farklı farklı özellikler görülebileceği için bu süreçte biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor ve kesinlikle kimsenin dış görünüşüne göre dalga geçmememiz, arkadaşlarımızı yargılamamamız gerekir. Şimdi konu anlatım kısmımız burada sona erdi. Şimdi hep beraber konuyla ilgili soru çözüp konumuzu burada bitireceğiz. Aşağıda verilen reflekslerden hangisi sonradan kazanılan reflekstir? Yüksek sesle irkilme, limon görünce ağzın sulanması, loş ortamda göz bebeğinin küçülmesi, elimize iğne batınca elimizi çekmemiz. Şimdi bunlardan yüksek sesle irkilme, loş ortamda göz bebeğinin küçülmesi, elimize iğne batınca çekmemiz doğuştan gelen reflekslerdir. Limon görünce ağzın sulanması ise sonradan kazanılan reflekstir. O yüzden cevabımız B. İkinci sorumuz, beyin kafatası içerisinde yer alan en önemli organlarımızdan birisidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beynin görevlerinden birisi değildir? Kan basıncını ayarlamak, vücut sıcaklığını ayarlamak, acıkma, susama durumlarını kontrol etmek, iç organların çalışmasını kontrol etmek. Beynin görevini hatırlarsak, kan basıncını ayarlamak, evet. Vücut sıcaklığını ayarlamak, evet. Acıkma ve susama durumlarını kontrol etmek, evet. İç organların çalışmasını kontrol etmek, hayır. Bu beynin görevlerinden bir tanesi değildi. Üçüncü sorumuz, vücudumuzun çeşitli iç salgı bezlerinin kana salgıladığı sıvıya denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Vücudumuzun çeşitli iç salgı bezlerinin kana salgıladığı sıvıya biz hormon diyoruz. Hipofiz bezi, böbrek üstü bezi, pankreas, bazı iç salgı bezlerinin isimleri verilmiştir. Bu iç salgı bezlerinin hangisinin görevi aşağıda verilmemiştir? Vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler, insülin hormonu salgılar,
adrenalin hormonu salgılar, büyüme hormonunu salgılar. Şimdi bakarsak büyüme hormonunu hipofiz bezimiz salgılardı. Adrenalin hormonunu böbrek üstü bezimiz salgılar. İnsülin hormonunu ise pankreas salgılar. Vücudumuzdaki kimyasal olayların görevi verilmemiştir. Son sorumuz, kafasına darbe alan bir kişi ayakta durmakta zorluk çekmektedir. Aşağıdaki organlardan hangisi zarar görmüş olabilir? Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik. Kafasına darbe alan kişinin ayakta zorluk çekiyorsa eğer beyincik zarar görmüş olabilir. Çünkü ne demiştik? Beyincik yarım daire kulakta bulunan yarım daire kanalları ile beraber dengeyi sağlardı. Ayakta durmakta zorluk çekiyorsa dengede bir sıkıntı var demektir. O yüzden beyincik zarar görmüş olabilir diyoruz. Bu konuyla ilgili sorularınızı çözerseniz konuyu daha iyi kavramış olursunuz.